Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun da ağacının bulunduğu Değirmen Yeni köyündeki ceviz ormanı köylüye maddi katkı sağlıyor. Orman Teşkilatı tarafından orman köylerinde yaşayan vatandaşların gelir seviyelerini arttırmak amacıyla ceviz, badem gibi gelir getirici tür fidanlar dikerek oluşturduğu gelir getirici ormanlar hedefine ulaşmaya başladı. Orman ve Su İşleri Bakanlığı verilerine göre Edirne'de ilk ceviz ormanı Değirmen Yeni köyünde 2008 yılında tesis edildi. 5200 ceviz, 260 badem fidanı toprakla buluşturuldu. Hane başına düşen 87 ceviz ağacından ağaç başına 10 kilogram ceviz alınmaya ve hane başına yılda ortalama 17.500 lira gelir elde edilmeye başlandı. Değirmen Yeni Köyü Muhtarı Sami Bozkoç, meşelik olan alanın Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu tarafından incelendikten sonra ceviz ekildiğini söyledi. Sayın Orman Bakanımız Veysel Eroğlu köyümüze geldiğinde böyle bu alanı rahmetli Günger Yüksel döneminde, muhtarlığı döneminde başlanmış olup onun döneminde ekimi devam eden 2007'de bu alanı tespit edip gezip gördüklerinde buraları boş çallık meşelikti. Bunu köylüye gelir olarak döndürülmesi için böyle düşünülmüş çalışmalarını yapmışlar. 2007'de gelindiğinde burada kahvede insanlara bunu sunduklarında insanlarımız fazla tatmin olmayıcı gibi durdu. Bunları ekilmeye başladığında insanlar yavaş yavaş buna gelir getirici gözle bakmaya başlandı. Burada 535 dönüm sahada 63 kişiye bu ceviz fidanı olarak 100 fidan, 80 fidan veyahut da 120 fidan böyle fidan köylüye dağıtıldı 63 kişiye. 2007'de 535 dönüm, 2018'de bittiği zaman 1525 dönüm sahamız olacak, ceviz sahamız. Bunda emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Başbakanımız Binali Yıldırım, Orman ve Su İşleri Bakanımız Veysel Eroğlu, burada çalışma ekibinle bütün çalışan emeğe geçen kişilere Değirmen Yeniköyü halkı olarak ben teşekkür ediyorum. Ceviz yetiştiricisi Latif Arda, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun köylüye güzel bir ceviz bahçesi armağan ettiğini belirtti. Burada güzel bir bahçemiz var. Sayın Veysel Eroğlu, Sayın Bakanımız buraya 2007 yılında güzel bir bahçe tahsis etti. Kendisi de gelip az önce muhtarımızın ifadesiyle ektiği cevizleri gösterdi. Yalnız çiftçi olarak bizim bir sıkıntımız var. Bahçemiz çok güzel gördüğünüz kadarıyla burada suya ihtiyacımız var. Su olmadığı için taşımayla çok zahmet çekiyoruz. Bu sefer ne oluyor? Yanık yapıyor ceviz. İçini dolduramıyor. Ben mesela şahsen bir sürü boş ceviz ayıklamak zorunda kaldım. Ne oldu? Ekonomik olarak zarar oldu. Hem benim ekonomime hem ülke ekonomisine hem tüketiciye. Doğal afetlerin ceviz ekili alana zarar verdiğini, bu nedenle Tarsim sigorta yapılmasını isteyen Latif Ar, köyle ceviz ekili alan arasındaki yolun da yapılmasını talep etti. Köy sakinleri işaret koydukları Bakan Eroğlu'nun cevizini de kente ziyarete geldikçe kendisine ikram ediyor.